yok, görüştürmüyorlar. Ben buraya geldim, ayaklarım ağrıyor. Diyarbakırlı bir çocuk, Allah canına sağlık verir. Dedi ki, yenge dedi, çabuk gel dedi, bak oğlun ölüsünü alacaksın. Oğlun cenazesini alacaksın, çabuk buraya gel. Geldim buraya ağlıya ağlıya beni getirdiler. Geldim dedim ki şey, içeriye gireceğim, beni koymadılar. Geldim savcı bege, savcı bege dedim ki, yavraldım ki savcı bey, kağıt ver dedim, ben gidim oğlumu göreyim. Dedi ki tamam dedi, verim git. Kağıdı verdi, gittim oraya, onlar zorluk gösterdiler. Oğlanı dövmüşler ya, müdürler dövmüş. O müdürlerin dövdüğünden sonra da gardiyanlar dövmüş. Gardiyanlar dövmüş. Dedim ki oğlanı bekliyorum, oğlan gelmiş. Dedim ki şey, gardiyan abi dedim, bak ben takarzulümden gelmişim dedim. Ben gideceğim, araba kalmaz dedim. Saat geçer dedim. Dedi ki bekle dedi, gelecek. Megem oğlanı dövmüşler ya, hep buralar darbali, yaralı, kolları, dodakları, bu bilekler hep yaralı. Ayağından gelemiş. Dedim ki ağladım, dedim ki sana ne oldu dedim. Dedi ki anne dedi, şeyler beni dövdü, gardiyanlar. Ensip'te müdürler dövdü, ondan sonra da gardiyanlar dövdü. Müdür bana diyor ki, Erzurumlar Ermeni, senin ölün çıkacak buradan. Sen sağ gitmeyeceksin, annen ölün alacak senin. Ondan sonra oğlan ağlaya ağlaya döndü çıktı gitti. Ondan sonra bir daha gardiyan çevirdi getirdi bu yanıya, kendi saklandı. Dedi ki anne bak o saklanan gözlüklü, o da beni tuttu, onlar dövdüler. O da benimden böyle başımdan tuttu, çeke çeke, sürükleye sürükleye. Yumuşak Oda'ya götürdüler. Yumuşak Oda'ya götürdüler. Diyor ki orada nasıl koku var, nasıl koku var. Diyor, tekmikleriyle beni, ayaklarıyla beni vururlar. Dedim oraların niye darbalandı? Dedi müdür bey, üçü de müdürlerin üçü de dövdü. Gardiyanlar da dövdü. Ondan yaralı. Ondan sonra ben dedim ki bak ben gitmiyorum dedim. Doktor gelecek benim yanımda. Doktor içeriye gidecek. Dedim onu mayan edecek, öyle gideceğim dedim. Bak 25 tikiş vücutuna attırdız, inkar ettiz. Şimdi de dedim gitmeyeceğim. O zaman gelmedim. Ben dedim ki abim bir şey olmaz. Müdür bey bir şey olmaz dedim. Bak ben öyle dedim. Şimdi de dedim gitmeyeceğim dedim. Ama buradayım dedim. Şey edeceksiniz dedim. Ben göreceğim, doktor gelecek. İşte bir tane doktor dedi ki, bu cezaevinin doktoru. Dedim ki ben onu da kabul etmiyorum. Ona da kışın beni açtırdılar da, 25 tikiş atmışlar ya vücutuna diye kağıtların üstünde. Dedi ki şey, doktor açtı beni, işte ben yatsı namazını kıldım. Kıldım, baktım telefon çaldı, telefonu elime aldım. Çünkü mahkumdan telefon gelmiyor, şok oldum. Ondan sonra dedi ki ben doktor dedi, yenge dedi, ben gerekeni yapacağım dedi. Bu çocuğu dövmüşler ama gerekeni yapacağım. Bekledim ki gene telefon gele doktor beyden, telefon gelmedi. Ondan sonra terkel ben Erzurum'a geldim ağladım, dedim ki bak ben çocuğumu göreceğim. O şeyler dedi ki, müdürler dedi ki çocuğunda bir şey yoktur, yazsak göremezsin. Beni geriye çevirdiler, ağlıya ağlıya bindim arabaya, çıktım gittim. Geçenlerde de geldim savcı bege, ağlıya ağlıya çıktım. Savcı begin ayaklarına sarıldım, dedim savcı bey dedim bak benim çocuğumu öldürecekler dedim. Haberim var mı? Yok yok, öldürmezler. Gittim en alttaki zemin kattaki savcıya yavraldım. O da aynısını dedi. Ondan sonra suç duyurusunda zaten bulunmuşum. Hani hiçbir şey yapmadılar. Yani çocuğun ölüsünü götüreceğim buradan. Kurban olayım size. Gerekeni yapın. Peki anne, burada adalet mi bekledin? Evet, burada bekleyeceğim. Taleplerim şeyini istedim. Nahlını istedim. Onlar durmadan disiplin cezası verirler. Ben nahlını istedim. Durmadan disiplin cezası verirler.
Oğlan da aclık grevine girir. Kendine şey edir. Her zaman aclık grevine girir. Onlar baskı verir, dökürler. Kötü kalimeler, kötü laflar, öyle laflar söylerler ki memur bey, ben utanırım şahsen, bayanlığımdan utanırım. Aynen, burada bekleyeceğim. Alo. Merhaba abi. Şu anda haber kanalı buradadır abi. Ona göre yorumunu yap abi. Abi çok az bir dakikam var. Abi evet. Burada sürekli bana yönelik, işte mahkumlara yönelik işkenceler yapılıyor. Başta kurum müdürü Şenol Saklı olmak üzere ve Rıfat olmak üzere bunlar yüzünden defalarca intihar ettim. Ve burada mahkumlar intihar ediyor, mahkumlar öldürülüyor. Abi annem de adalet nöbeti tutuyor şu anda benim için. Beni öldürmeye çalışıyorlar abi. Burada mahkumları öldürüyorlar abi. Rica ediyorum sizden. Abi işkence yapıyorlar. Sürekli bizleri vuruyorlar abi burada. Sürekli bizlere psikolojik baskı, yıpratmalar. Ondan sonra fizikte şiddetler uyguluyorlar. Bunlar yüzünden defalarca intihar ettim abi. Sizi tehdit etmişler, doğru mu abi? Öldürmek için. Evet abi, defalarca beni tehdit ettiler ve intihara kalkıştım bunlar yüzünden abi. İntihara kalkıştınız değil mi? Açlık grevinde abi, misiniz? Abi bitiyor, dakikam çok. Açlık grevinde misin peki? Abi yarın açlık grevi başlatıyorum. Süresiz olarak açlık grevi başlatacağım abi. Anladım. Yarın süresiz olarak açlık grevi başlatacağım ve annemden başka da kimsem yoktur şu anda. Annem de orada oturuyor. Ben de çok mağdur durumdayım. Haksız yere bize iftira atıp tutanaklar tutuyorlar abi. Anladım, konuş. Alo. Anne, dakikam bitir, ben daha seni arayamam. He. Anne kalkmı sana, 10 gün 15 gün kalkmı sana oradan. Tamam, ona sevap geldim, ben kalkmayacağım he buradan. Kalkma. Sevkin... Adelet yerini bulana kadar, he, tecelli edene kadar kalkmı sana oradan. Ya sevkini istedim, onlar disiplin cezası verir. Ben sevkini istedim, disiplin cezası verirler. Bütün yaşadıklarımı anlat o kastırı. Müdürler dökür, ondan sonra da... Ondan sonra kapat, sen kapat. Ondan sonra da gardiyanlar dökür. Diyorlar ki dövmedik, yalan. Yalan diyorlar, dövdüğümüz yok. Gittim kanın içinde, kolları, ayaklar. Ceza evine güne de gelsem orada da şey istez olmaz mı? Lan şimdi seni söylemen ayrı da evet, bir de buna... Şimdi doldurdum. Birlikte direnmez ki. Neyle alakalı? Ben adım ve soyadım. Kısa söyleyeyim. Efendim? Ben yandım. Ben yandım. Ben yandım.